morning everybody. Selamlar. Bilin bakalım nereye gidiyorum. Başlıktan da anlaşılacağı üzere. Uzun zaman sonra saçlarımı tekrardan boyatmaya gidiyorum. Normal şartlarda geçen yıl bir de botoks yaptırmıştık ama bu sefer botoks yaptıramayacağım. Önce bir boya olacak. Ve dedim ki bunu vloglamalıyız. Bu anı ölümsüzleştirmeliyiz Zeka. Right or right? Totally right. Totally right. Bu arada Washington DC'de kar yağdı. Çok fazla görünmüyor artık. Ama bayağı böyle her yer. Bir gün uyandık ve 62 Fahrenheit'ten böyle 30'a falan düşmüştü. Wow. Dikkat et canım. Bu arada son zamanlarda araba kullanmaya çalışıyorum. İnşallah 2022... Aa, şuna bak ya. Bak hele bak. Tam ortaya gidilir mi ya? So, Nurtalk is learning to drive. Ve insanları daha çok fark etmeye başladı. Did you miss the exit? No, of course not. I'm a good driver. Yeah, right. Neyse inşallah 2022 yılında arkadaşlar araba kullanmayı işini çözeceğiz. Bir de Pentagon'u göstereyim size. Dünyanın yönetildiği yer. Her şey burada oluyor efendim. Yalnız Don't Look Up'ı izlediyseniz hepsi de böyle idiot tarzı insanlar yani. O yüzden çok da sallamaya gerek yok. Neyse içeride görüşürüz. Bye. Şimdi geldim kuaförüme. Umarım sesim iyi geliyordur. Mikrofonu takmayı unuttum. Normalde bir botoks diye bir işlem var. Geçen yaz yaptırmıştık. O böyle saçı inanılmaz sağlıklı yapıyor ve fönlü gösteriyor. İçine bir besin falan yüklüyorlar saçımın. Bugün onu yapamayacağız. Çünkü yarın Zeki'nin doğum günü ve şu yukarıdaki yerleri yok etmek istiyoruz. Yani onları bir boyayacağız. Ufak bir böyle açılır değil mi saçım biraz daha bugün? Daha açılacağım. Birazcık daha açılacak bugün. Hafif birazcık daha sarışın olabilirim. Öyle. Çok heyecanlıyım. Ne zamandır saçıma bakım yaptırmadığım için bir de size şeyleri göstereceğim. Burada çok güzel bakım ürünleri var. Onları da göstereceğim size. Çünkü ben saçımı düzleştiriyorum. Hiç böyle koruma bir şey kullanmıyorum. Şimdi cem arkadaşım Atatürk dedi ki korumasız saça öyle ürünler kullanılmaz. Hele ki sıcak ısı yaklaştırılmaz. Biliyormuşsunuz muhtemelen ama yine de yapıyoruz. Onu da bir altını çizelim efendim. Bugün saç bakım günü. Hair care. Bana burada çok iyi bakıyorlar arkadaşlar. Kahvem de geldi. Şu anda. BG's Hair Salon. Efendim Arlington'da. Kimin yolu düşerse, yolunuz düşmezse de düşürün efendim. Şöyle ufak bir gösterim. Biraz sonra çevreyi de gösteririm. Zaten manzaramız süper. Kar manzarası full cam. Ama gerçekten arkadaşlarım diye demiyorum. Mükemmel iş çıkarıyorlar. Ve benim önceki saçım biliyorsunuz çok daha koyuydu. Yani yine ben bir kül mü oluyor? Kumral ekiplenim. Ama şu renge iki aşamada gitti mesela. Böyle lapsey saçınızda yakmıyor. Bilginiz de olsun efendim. Kahvemi içeyim. Size de böyle havaalanında diyorum. Hair salonlarında böyle şey oluyor mu? Nefes alamıyorum. Şu anda bitmek üzere üst kesimleri. Birazcık daha böyle dediğim gibi açılacak saçlar. Herhalde bir yarım saat falan bekleyeceğim. Çok beklemeyeceğiz. Bitiyorum. Şu an saçımız bitti. Şu anayde. Şurada da birazcık böyle ısıyla aldık. Birazdan açacağız bunları ve göreceğim bakalım saçım ne renk olmuş. Kısa sürdü, bayağı güzel sürdü. Evet, şu an yıkamaya geçiyoruz. En heyecanlı kısım. Şimdi gösteriyorum saçımı. Ta-ta! Uçtu birazcık tabii. Şuradan doğru ışığı bulalım. Çünkü çok güzel bir sarı var şu anda. Çok doğal duruyor. Kabardı şu anda saçım ama bayağı doğal duran. Tam benim tarzım. Şu aynadan doğru göstereyim. Çok doğal bir açık renk kullandık. Buradan görebilirsiniz. Biraz daha az güneş var. Şöyle bir renk yaptık. Benim acayip içmesinde yorumlarınızı söyleyebilirsiniz. Yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz. Bir de şöyle yaptık. Şu içleri daha açık sarı. O yüzden fark ediyor musunuz? Işıktan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz böyle buralar daha açık, içleri daha açık oldu. Benim içime çok sindi, çok teşekkür ediyorum. Bir gün sadece burada çekim yapmaya geleceğim. Bilginiz olsun. Böyle Amerika'da kuaförlük nasıl yapılıyor, nelerden geçmeniz gerekiyor, bütün detaylarıyla anlatacağız. Aklımızda o. Evet. Şu an saçım biraz daha yatıştı galiba. Hem onu görün. Bir de bugün doğru düz çalışamadığım için şimdi iş başına oturdum. Onlara bakacağım. Bir de yarın Zeki'nin doğum günü. Onun doğum gününe New York'a gideceğiz. Biz doğum günlerini artık New York'ta kutluyoruz. Bütün gün boyunca da plaklarımı evde unutmuştum. Maalesef iyi kullanmıyorum şu anda. En son sizi geçen vlogda update etmiştim. Normalde 22 saat takmanız gerekiyor. Ben yani 2 saat falan takıyorum galiba. Tam tersi bir şekilde gidiyor. Neyse ama eve geldim. Saat 4 olmak üzere. Zek de dışarıda çekim yapıyor kendi işiyle ilgili. Bugün birazcık içlerime odaklanayım. Influencerlar üzerine çalışıyorum bu arada. Ben hatta Türkiye'de de bir tane kampanya yapacağım. Türkiye'den 2 tane influencer bulacağım. Böyle çok büyük ölçekli değil. Biraz böyle minik ölçekli. Kendi
kendimi de dahil edeceğim. İşle alakalı bir video hala yapmadım, yapacağım. Çünkü iş nasıl gidiyor, ne iş yapıyorum, uluslararası bir firmada çalışıyorum ve hani neler oluyor onları anlatmak istiyorum bir videoda tabii ki de. Böyle şu anda eve geldim, yemek yedim. Bir tane Türkiye'den çok yakın arkadaşım var, Gizem. Onunla konuştum. Şimdi manzaram böyle. Manzaraya karşı çalışıyorum. Birazcık çalışacağım. Yarın için de izin aldım. Böyle. Saçımı çok beğendim. Hatta Instagram'da ben dans ediyorum bu arada. Ve Instagram'ımı takip etmiyorsanız hemen, zaten her YouTuber'ın Instagram'ını ilan ettiği gibi ben de ilan edeyim. Orada dediğim gibi böyle bazen dans ediyorum story'de. Bazen çok nadir reels atıyorum. Şu anda story dancing gibi bir şeyim var. Bir de şu an aklıma geldi arkadaşlar, benim bir podcast'im var. Ve podcast'imden hiç bahsetmediğimi fark ettim. Bayağı şey, böyle self-help. Kendin geliştirmek üzerine podcast bölümler üretiyorum. Bölümler çıkarıyorum. Çoğu zaman böyle editsiz yayınlıyorum hatta. Sanki arkadaşımla konuşuyormuş gibi. Dinleyenlerden çok güzel geri dönüş alıyorum. Eğer ilginizi çekerse en iyi versiyonun, buraya yazalım, en iyi versiyonun podcast kanalıma Spotify'dan ya da Apple Podcast'tan ya da SoundCloud'dan ulaşabiliyorsunuz. Böyle. Şimdi akşam yemeği için ne yapacağız bilmiyorum ama bu vlogu burada bitirmeyeceğim. Devam edeceğim. Böyle bütün günü bitirsin. Bütün günü çekelim. Yarın da New York'a giderken ve Zeki'nin doğum gününü de vloglayacağım. Bu ara bizden istediğiniz ekstra videolar var mı? 2022 için hala plan yapacak vaktim olmadı. Oturup böyle YouTube ve Instagram stratejisi çalışamadım. Çünkü kendi şirketime çalışmam lazım aynı şeylerde. Bu ara zaman kontrolüm yok. Bayağı bir çıktım böyle kontrolden. Umarım geri döner bu şeyler. O zaman biraz sonra görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Dün maalesef vlogu bitirmeyi unutmuşum. Ben galiba vlog çekmeyi unuttum. O yüzden bugün bayağı erken uyandık. Hatta o yüzden böyle hala kendime gelemiyorum. Şimdi trenle New York'a gideceğiz ve onun vlogunu bir sonraki videoda göreceksiniz. So excited. And happy birthday. Oh, thank you. Today is Zachary's birthday. Happy birthday aşkım. Thank you sevgilim. İyi ki doğdun. Woo! dediğim gibi diğer videoda Zeki'nin doğum gününe New York'a gidiyoruz. Onu orada vloglayacağız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye!